şapkamı çalışmak için lif ipimi kullandım. Lif ipimiz hepimizin malumu olduğu üzere iki kattan oluşmakta. Bakınız, iki kat. Eğer bu iki katıyla kullanacak olursam istediğimiz performansı alamayız. Yani güzel durmaz. O yüzden iki tane aynı renkten ipimi temin ediyorum. Birisinden iki kat, diğerinden tek kat alıyorum birleştirdikten sonra sarmaya başlıyorum. Bakın 3 kat olarak şu şekilde bir tane yumağı e, oluşturuyorum. Şöyle görelim. Tam 3 kata ayarlıyorum. Şu şekilde 3 kat şeklinde birleştirdikten sonra hem atkımızı hem de beremizi örüyoruz. İpimi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Daha yumuşak olmasını istiyorum. Tabi lif ipi değil normal iplerle örüyorsanız yine ipinizin kalınlığına göre 2,5 ya da 3 numaralı tığlarımızı tercih edebilirsiniz. Tabi daha kalın örüyorsanız 3,5 ile de örebilirsiniz. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. İpimi şöyle alıyorum. Bakınız kocaman güzel bir yumak oldu. zincirimizi çekmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Biraz çekelim. Zincirimi çekerek geldim. 76 tane zincirimi çektim ve ölçümü şöyle görüyorum. 38 santim zincirimizin uzunluğunun ölçüsü Evet şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım 1 2 3 4 4. zincirimin içerisine tığımın başını doluyorum gelerek batıyorum yanlış yapmayalım 1 2 3 ve 4 bakınız bir tane trabzanımı örüyorum Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Yeniden örüyorum. Her bir zincirimin içerisine birer birer trabzanlarımı örüyorum. İkili trabzan örmekteyiz. 1 ve 2. Başını bir defa doluyoruz. Aşağıya batarak 1 ve 2 zincirlerimizin üzerine tamamen bitene kadar zincirlerimiz trabzanlarımızı örelim zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm ve sıramı tamamladım şimdi en son trabzanımızın üzerine 3 tane zincirimizi örerek devam edelim 1 2 3 bitiş yönünde çektim örgümün diğer tarafını çeviriyorum tığımın başını dolayarak bakınız ilk görmüş olduğum trabzanın hemen yanından giriyorum 1 ve 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın ardından giriyorum. 1 ve 2. Bir sonraki trabzanımı yine yandan örüyorum. 1 ve 2. Sıradaki trabzanımı ardından girerek örüyorum. 1 ve 2. Tekrar yandan ardından tekrar yandan lastik örgümüzü bu şekilde örmekteyiz. Ardından ve yandan bir yandan bir ardından örerek sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. İkinci sıramızı bir tane yandan bir tane ardından alarak e, tamamladık ve en son trabzanımızın bulunduğu yerdeyiz. Bakın son zincirden olan trabzanım hemen tığımın başını doluyorum. Şurada görmüş olduğumuz bakın zincirden döndüğümüz yer tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Lastiğimizi iki sıra olarak tamamladık. Bakınız bir tane yandan bir tane ardından alarak ördük ve bu şekilde tamamlandı. Şu gayet yumuşak. Bakınız ardından aldıklarımız içeride. Yandan aldıklarımız dışarıda bir yandan bir ardından şekliyle en son trabzanımızın olduğu yere geldim. Şuradaki zincirden döndüğümüz trabzan tığımın başını doluyorum bir tane de onun üzerine batarak trabzanımı örüyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra yönümüzü tekrar değiştiriyoruz bu sıramızda her bir trabzanımızın üzerine bir defa batarak trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz her birine birer defa batıyoruz ve farklı işlem yapmadan sadece dümdüz batıyorum hiç atlamıyoruz birer birer ilerliyorum şöyle görelim en son trabzanımıza gelene kadar birer birer ördüm ikili trabzanımızı hiç atlamadık ya da iki defa örmedik hepsini birer defa ördük en son kenardaki kalan trabzanımın tepe noktasına yine batıyorum ve örüyorum 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra arkasını çeviriyorum. Örgümüzün arkasını çevirdikten sonra hemen karşımıza çıkan ilk iki trabzanımızı örelim. Bir, yine aynı şekilde bakınız düz bir şekilde örüyorum. 2 trabzanımı ördüm. Kenardaki 3 trabzanımı ve 2 trabzanımı ördükten sonra sıradaki gelen trabzanımızı yandan girerek örelim bir tanesini yandan ördüm. Diğer iki tane trabzanımızı birbiri ardınca takip eden sıraları birer birer trabzan olarak örüyorum. Yani normal batışla batıyorum. Tepe noktasına batıyorum. Bir ve iki. İki tane trabzanımı ördükten sonra sıradaki trabzanımı yine yandan şu şekilde girerek örüyorum. Bir ve iki. 2 tane düz trabzan, 1 tane kabartılı trabzan şekliyle bu sıramızı tamamlıyoruz. 1 ve 2. Tığımın başını doladım ve kabartılı bölümünü örüyorum. 2 tane düz 1 kabartı. Bakınız bir tane kenar trabzanımız 2 düz 1 kabartı, 2 düz 1 kabartı, 2 düz 1 kabartı. kabartı şeklinde örerek geldim ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. İki tane düz trabzanımızı ördük. Ve sıradaki trabzanıma yandan girerek dışa doğru kabarttım. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız iki tane düz bir tane yandan kabarttık. iki düz bir yandan aldık. Ve bu şekilde en son sıramıza kadar geldik. Şöyle bakalım. iki düz bir daha bir defa yandan aldım 2 düz bir yandan iki düz bir yandan ve en son trabzanımızın bulunduğu noktadayız bakınız iki tane düzümüz ördük son olarak tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane de trabzanımı bu şekilde örüyorum her iki kenarımızda bakınız üçer trabzanımız olmuş oldu hem başlangıçta hem bitişte evet şimdi bir iki Üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Şimdi iki tane kabartı bir tane içte görmekteyiz. Bakınız bu yönde iki kabartı bir içte iki kabartı bir içte. Şöyle baktığımız zaman daha güzel belli olacaktır. Şöyle bakınız kabartılardan giriyorum. Sadece daha açıklayıcı olabilmek için. Bakınız iki tane kabartalı. Trabzanlarımızı bu yönde görmekteyiz. Diğer e, diğer yönden kabarttığımız trabzan, bakınız şu şekilde bir trabzanımız düz örüyoruz. İki kabartılı gibi görünen trabzanlarımızı yandan girerek kabartıyoruz. Bir sıra önceki yandan girdiğimiz ise tepe noktasına batarak bu sıramızda örüyoruz. Bakınız iki sıra yandan giriyoruz. Bu iki sıramızı yandan birer birer şu şekilde girerek öreceğiz. Diğerini ise tepe noktasına batıyoruz. Diğer sırada örmüş olduğumuz trabzanımızı şöyle görelim bakınız evet hemen şimdi 3 zincirimi çekerek gelmiştim 2 tane trabzanımı yandan girerek örmeye başlıyorum 1 ve 2 1 ve 2 Diğer sıradaki kabarttığım bu sırada içten görünen trabzanımı ise tepe noktasına dümdüz batıyorum. Bakın sadece düz bir şekilde batıyoruz. Başını bir defa doluyorum. Batıyorum. 1, 2. Iki. i̇ki yandan bir düz şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Arada kalan tek trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1. Tekrar İki yandan bir ve ikinciyi alıyorum. Bir ve iki. Aradaki kalan trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Düz olarak örüyorum ve arkasını çevirdiğimizde bakın şu şekilde bir görüntü ortaya çıkmakta. İki defa yandan giriyoruz. Bir tanesini tepesine batıyoruz. İki tane yandan bir tanesinin tepesine batarak sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son döndüğümüz trabzanımızdayız bakınız tığımızın başını bir defa dolayarak tepe noktasına gelip batalım ve trabzanımızı örelim 1 2 3 tane zincir çektikten sonra örgümü örmek için diğer yönümüzü çevirelim bakınız diğer yönümüze geldik artık modelimiz e, bu iki sıramızın sürekli birbirine tekrarıyla oluşmakta şimdi burada da yine diğer sırada bakmış olduğumuz gibi bakacak olursak bakınız burada da bir tane kabartı iki tane düz trabzanımızı örüyoruz bir kabartı iki düz trabzan şöyle görelim bakınız birer tane yandan girerek öreceğiz. Diğer ikisini ise şöyle görelim. Tepe noktasına batarak öreceğiz. Bir yandan şu şekilde iki tane tam tepe noktalarına batarak öreceğiz ve ilerleyeceğiz. Modelimiz bu iki sıranın tekrarıyla istediğimiz ölçü gelene kadar devam edecek. Bir sıramızda bir kabartı, diğer sıramızda ise iki kabartı bir düz, bir kabartı iki düz, iki kabartı bir düz şeklinde sürekli tekrar ederek ee, devam edecek. Evet şimdi 3 zincirimi çekmiştim. Hemen örmeye başlayalım. Katlarımızın hepsini taktım. 2 tane trabzanımı düz bir şekilde örüyorum. 1 ve 2. Sırada gördüğümü yandan giriyorum. 2 düzümü örüyorum. Tepe noktalarına batarak 1 ve 2. Tırmın başını doluyorum. Yandan giriyorum. tepe noktasına batıyorum 1 ve 2 yandan 2 tane düz bir yanda ilk başladığımız sıramızdaki yaptığımız işlemimizi tekrar ediyoruz 2 tane düzümü ördükten sonra yandan trabzanı örüyorum tekrar 2 tane düz ilmeğimi örmek için battım 1 ve 2. Iki. ikinciyi örüyorum 1 ve 2. Hemen yandan bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Gofretlerimizi örmeye devam ettim ve istediğim ölçü geldi. Şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kut olduğunu görmekteyiz ve aşağıda da lastiğimizin olduğu bölümümüz var. Şimdi daha net sonuca ulaşmak için şöyle ölçümüze bakalım. Ölçümüzde 15 buçuk santim olduğunu görüyorum. Şu şekilde 15 buçuk. Genişliğine bakacak olursak 40 santim. Şu şekilde 40 santim de genişliğinde. Şimdi ipimi koparmıştım diğer tarafta. Kapatıyorum ve şu şekilde tam ortalayarak arkadan dikiyorum. Evet dikişimizi başlatalım ve uç kısmına kadar dikelim. Şapkamızı arkadan şu şekilde dikerek tamamladık ve şu halde e, görülmekte son durumu. Şimdi şu kısımdan bir uçtan diğer uca kadar örmeye başlayalım. Tığıma bir tane düğüm attım ve uç noktadan e, gelerek batıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum, bir defa batıyorum. Diğer trabzanımın olduğu yere geçiyorum. 1 2. 2 defa da buraya sık iğne batıyorum. 1 Başını dolamayalım. 1 bakınız. Geniş yerlere 2, dar yerlere birer sık iğne batarak ilerleyelim. Bakınız 2 2 batıyorum. Şu kısımda özellikle iki bir şeklinde battık lastiğimizi çalıştığımız yerde. Diğer tarafta ise ikişer sık iğne ile devam edelim. Son noktamıza kadar ilerleyelim. Şöyle bakalım. Diğer taraf lastiğimizin olduğu yer ön olacak. Burası şimdi ensemizi çalışmaktayız. Buradan burca kadar sık iğne olarak örelim. Uç noktada görüşelim. Her trabzanımızın kenarına ikişer sık iğne yaparak sona kadar geldim. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. 30 tane zincir yeterli olacaktır. Hemen tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincir yuvasına geliyorum. İpim kalın olduğu için bir defa başını şöyle dolayarak çekiyorum. İkinciyi yine bir defa başını dolayarak kapatıyorum. Sırası ile bütün zincirlerimizi başını bir defa dolayarak kapatalım. Bir defa doluyorum. Ve kapatıyorum. Bakınız yeterli genişlikte çünkü ipimiz kalın. Eğer ipiniz ince ise trabzanımızı ikili olarak çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi zincirimin tamamını bu şekilde örüyorum. Bacamızı örerek geldim. Şimdi şapkamızın arka tarafındayız. Biraz önce ikişer sık iğne örerek e, uç kısma kadar gelmiştik. Şimdi e, son sıramız olacağı için burada daralmalarımızı yapıp şapkamızı son şeklini e, sokacağız. Evet. Şimdi Hemen bakınız şapkamın olduğu yere geçtim. Bir tane sık iğne örüyorum. İkinci sık iğneyi ve üçüncü sık iğneyi örüyorum. Üç tane sık iğne ördükten sonra dördüncü alıyorum kapamıyorum. Beşinciyi alıyorum kapamıyorum. Her ikisini aynı anda alarak birinci daralmamı yaptım. Tekrar bir, iki, üç. Üç tane ördüm. Dörtle beşi aldım aynı anda kapadım tekrar sadece sık iğne yapıyoruz bakın 1 2 3 sık iğne ördüm dördüncü ve beşinciyi birer defa çektim her ikisini aynı anda kapadım 1 2 3 defa kapatıyoruz 4 ile 5'i aynı anda çekerek şapkamızı daraltıyoruz 1 2 ve 3. 1 ve 2. Kapatıyorum. Bu da 3 ile 4'tü bakınız. Tekrar 1 2 3. Birer birer ördüm. Şimdi kesme işlemimi yapıyorum. Her ikisini kesiyorum. Tekrar 1 2 3. 1 ve 2 kesiyorum. 1 2 3 kesme işlemi yapıyorum bir aldım bir daha aldım kapatıyorum bakınız şu kısmı toparlıyoruz ensemizi 1 2 ve 3 kesme işlemini yapıyorum kesme işlemi yapıyorum ve örüyorum 1 2. Evet şimdi yine şu yönde kaç tane zincir çektiyseniz bu tarafa da aynı zincir sayısıyla çekiyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4. 30 tane zincirimi çektim. Tığımın başında doladım. 1, 2, Üçüncüye batıyorum, çekiyorum, başını doluyorum. Sırasıyla bu tarafı da örüyorum. Bacağımızın her iki tarafını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, sona kadar örelim. Zincirimizin üzerine bağcığımız için gereken trabzanlarımızın tamamını ördüm ve şapkamızın olduğu bölüme kadar geldim. Bakın son zincirimi ördükten sonra hemen ilk sık iğnenin dibine gelerek bir defa batıyorum ve bu şekilde bir zincirimle tamamlamış oluyorum. İplerimizi içeri aldıktan sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Bakınız şu şekilde. Evet şöyle şapkamızın önü İplerimizi içeri çekelim. Bir de pomponumuzu tepe noktasına diktikten sonra yeniden görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar bir tane de beyaz renkli pomponumu takarak şapkamı tamamladım. Ve bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.